Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Bugün biberiye yetiştirmeyi, tohumdan çimlendirmeye, çimlendirmeden saksılarına, saksılarından da bahçeye kadar olan bölümünü, sürecini izleyeceğiz. Bu yöntemi diğer fide çeşitlerinde de uygulayabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi saksı toprağını yerleştirdik. Bu arada bir gün önceden tohumlarımızı suya yumuşaması için koymuştuk. Saksı toprağımıza fideleri aralıklı bir şekilde yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi cim biber türünü yetiştireceğiz. Genetiği bozulmadan bu şekilde ürettiğiniz fideleri ikinci yılda budayarak kullanabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, bahçe toprağımız 1 bölü 3 perlit, 1 bölü 3 bahçe toprağı, 1 bölü 3 de kendi ürettiğimiz kompost gübreyi değerlendiriyoruz. Kompost gübre çok önemli değerli dostlar. Bahçenizdeki atıklardan bahçenizin bir köşesinde bu gübreyi üretebilirsiniz. Ben çok yararlanıyorum ve bütün atıklarımı da burada değerlendiriyorum. İki tane videom var. Oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi fidelerimizi tohumlarını 1 santimetre boyunda inceltilmiş toprağına koyduk ve sera etkisiyle 10-12 gün içerisinde bu hale geliyorlar. Gördüğünüz gibi gayet canlı ve yeşil duruyorlar. Hemen bu aralıkta küçük viyollerine aktaracağız. Bitki fidelerinde tohumdan saksıya almak ve sera etkisi yapmak küvezde çocuk gibi bakmaya benziyor. Direkt doğrudan toprağa da bahçedeki yerlerine de verebilirdik. Fakat havaların soğuk gitmesi ve bir anda böyle bir ortamdan bahçeye aktarılması sıkıntı olabilir. Bu nedenle küvezde çocuk gibi bu haftayı en azından 10 gün, 15 gün sera ortamında geçiriyoruz. Evet, bahçedeki yerlerine bir ay sonra aldık. Gördüğünüz gibi aloe vera bitkisini kullanıyoruz. Fidelerimizin bir anda çabucak gelişmesi için. Dostlar, aloe vera çok farklı bir bitki. 400'e yakın içerisinde temel bileşen var. İnsanlar için yararlı olduğu kadar bitkiler için de yararlı. Bu gördükleriniz cin biberleri de geçen yıl budamaya bıraktık. Bahar gelmeden çiçeklenme ve meyve tutumuna başladılar. Siz de bu diktiklerinizi bir sonraki yıla budayarak bırakabilirsiniz. İkinci yılda verimini alırsınız. Umarım faydalı olmuştur. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.